insanlar, sanatseverler. 21 Aralık 2015 İstanbul Kartal Türkü Denizi'ndeyiz. Bugün bu mekanın güzide konuğu var. Toprağım, canımız, Dersimli ozanımız Enver Çelik. Çelik hocamızın 22. sanat yılı etkinliğini. Bu etkinlikte tabii ki saygıdeğer hocamızın dostları var, sevenleri var. Böyle güzel, yine Dersim'in bağrından kopup gelen güzel sanatçı canlarımız var. Ve sevgili Helin kardeşimiz var. Ben kardeşim diyorum, aynı zamanda akrabam da. Yürekli bir ses. Kültürümüzü kendi ana dilimiz ile genellikle de söyleyen, duyuran, dile getiren bir ses. Tuker ama. Hermendo. Biz seni tanıyalım. Ben Dersimli Helin diyorlar genelde ama yani Helin olarak geçiyor. Mazgirt doğumluyum. Aslen Mazgirtliyim. Müzik yaşantıma 1997'de başladım ve bugüne kadar sürmektedir. Beşinci çalışmam çıktı, Birlik Olalım dedik. Bu Birlik Olalım albümünde çok değerli ozanımız sevgili Enver abiden de bir eser katmaktan onur duydum. Çok severek okuduğum bir eser. Evet. Ah Dersim O. Ah Dersim O'nun bende de bir anısı var, onu da anlatmak istiyorum. Şöyle ki yıllar önce ben kendi çocuklarımla şeye geliyordum, Dersim'den İstanbul'a geliyorduk. Böyle arabanın içinde Enver abinin albümü çalıyordu. Sanma ki seni unuttum, Ah Dersim O eseri çalıyordu. Ve ben çok ağlamıştım gerçekten, çok duygulanıp çok ağlamıştım o esere. Şimdi onun hesabını sormaya mı geldin yoksa? Hayır, sormaya değil. Ve Enver abiye çok teşekkür ediyorum bu konuda. Ben o zaman acaba okur muyum diye düşünürken bu 5. albümde o esere yer verdim. Enver abiye çok teşekkür ediyorum artı paylaşımı için. Şimdi insanlar üretimini sadece kendi değil, paylaştıkça güzelleşiyor. Enver abide de o duygu olduğu için ona bu konuda teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda kendimiz de üretiyoruz ama böyle değerli ozanların eserlerini katmak bizi onure ediyor. Onlara teşekkür ediyorum. Bu klibiniz TV10'da galiba dönüyordu. O klip mi? Yok. Bu son Birlik Olalım albümüne okuduğum bir eser. Ah Dersim O, Ah Dersim O eseri o Enver abinin. O da yeni çıktı. Onda bir klip falan çekmedik. Yeni yani albüm. Öyle mi? Yer tamam. Alan bir çalışma oldu. Aha, o TV10'daki benim Gurbeti Zoro. Munzur'da çektiğim bir eser var yine. Diğeri de Düzgün Baba'da çektik, Şahım Aydar. Aslında hep o yörenin acılarını dinlendirmeye çalıştığım için genelde hep o yöreyi çektik. O yörede çalışmalarımız oldu. Zaten seni öyle tanıttık biz de. Evet, çok teşekkür ediyorum size. Sağ olasın abi. Biz teşekkür ettik ki Enver hocamızın bu 22. Sanat ve Dayanışma Günü'nde bizimle olduğunuz için ve Enver hocamıza da bu desteğini sunduğun için bir can yürek olarak, bir ana can olarak, bir can sanatçı olarak, bir Dersim'in gülü olarak diyelim. Sağ olasın. Yüzün hep öyle gülsün. Teşekkür ediyorum. Enver abiyle bu 22. değil 40'ını 50'sini göreceği güzel bir sanat yılı diliyorum. Yolu açık olsun, Hızır yoldaşı olsun diyorum. Vallahi 50 yıl dedin ama bu ülke artık yaşanılmaz hale geldi. Yani iyi mi, beddua mıydı, dua mıydı bilemiyorum. Asla bitmez ama gerçekten çok acı dönemde geçiyoruz, bunu da söylüyoruz. Şu anda Doğu'da biliyorsun, Orta Doğu yanıyor. İşte onu o acı zaten hep yüreğimizde var olan bir şeydir. Umarım herkes birlikte senlik benlik olmadan kardeşlik çerçevesinde barış olur diye diliyorum. Yapacak bir şey yok yani. Hak ben götü bu esne vay. Savaşmam zövna. Tu gözme. Ne mutlu sana. Hoş geldin tekrar. Biz de size sanat yaşamınızda üretkenlik dolu aydın yarınlar diliyoruz. İyi ki varsınız. İyi ki diyarımızın, Dersimizin sesisiniz. İyi ki gönüllerde yer edinmişsiniz. Teşekkür ettim. Sağ ol. Evet, hoş geldin. İlkler her zaman ön plandadır.
Tabii festivalde de biz hep ön planda çıkıyoruz ya. Abla öyle değil mi? Güzel bir alkış yapalım Helin ablamıza lütfen. Öncelikle ben göremiyorum, bu ışıktan göremiyorum sevgili dostlar sizleri. Şöyle durayım da sizi göreyim. Öncelikle saygı, sevgili hepinizi selamlıyorum. Hepiniz hoş gelmişsiniz, sefalar getirmişsiniz. Bu güzel can dostumuzu yalnız bırakmadığınız için sonsuz teşekkür ediyorum. Sanatla uğraşan gerçekten şimdi bu dönemde çok zorluklarla biz bir şeyler yapıyoruz. Etle tırnakla kaza kaza bir şeyler yapabiliyoruz. O yüzden sizlerin burada olması gerçekten bizi çok mutlu ediyor. Sanata verdiğiniz değeri gösteriyor. Ben Enver abiye 22 değil 30'lar 40'ları görecek kadar güzel bir sanat yılları diliyorum. Ve Enver abiyle olan bir şeyi anlatmak istiyorum. Sene 1977 yılları Dersim'den Tunceli'ye geliyorum. Dersim'den İstanbul'a geliyorum. Enver abinin bir albümü çıkmıştı, o çalıyordu arabada. Ben de, benim de iki tane küçük çocuğum var yanımda. Böyle dinliyorum gece, böyle gece yarısı olmuş. Enver abinin sesi kulağımda. Sanma ki seni unuttum diyor, ah Dersim o, ah Dersim o. Bir ağlıyorum, bir ağlıyorum, inanılmaz. Yani gerçekten Dersim'de yaşanan acılar aklıma geliyor, orada dökülen kan, orada dökülen şeyler aklıma geldikçe ağlıyorum. Dedim ki Allah'ım inşallah bir gün bana okuma kısmet olur dedi ve ben okudum. Enver abiye çok teşekkür ediyorum. Alkışlar Enver abiye gelsin. Sağ olsun, var olsun.
yar açır ateşi yar. Şimdi ilk eser Goleke Haş Goleke. Şimdi şu anda aramızda bulunan sevgili can dostumuz Musa Bulut önermişti bana. O öğleye ait bir eserdi. Ona bize kattığı için bu eseri çok teşekkür ediyoruz ve alkışlıyoruz. Sağ olsun. İkinci eser zaten biliyorsunuz sevgili Enver abimindi. Ve hiçbir karşılık beklemeden Helin okuyabilirsin dedi. Ben Birlik Olalım albümünde okuduğum bir eserdi. Yine ona teşekkür ediyorum. Sağ olsun.